Amerikan emperyalizmi kahrolsun diyoruz. Kudüs'ün işgalini reddediyoruz. Siyonizmi kırıyoruz. Filistin halkının yanındayız. OHAL demek demokrasinin askerlenmesi demektir. OHAL demek yasak demektir. OHAL'ın bir an önce kalkmasını salıveriyoruz buradan. İyi gibi 2018 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanun Tasarısı geçtiğimiz ay TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'na kabul edilerek Meclis Genel Kurulu'na sevk edilmiş olup tasarı üzerine mecliste görüşmelere başlatılmıştır. Bir ülkenin gelirlerinin kimlerden nasıl toplanacağı, toplanan gelirden hangi kesimlere ne kadar pay ayrılacağının önceden belirlendiği bütçelerin siyasi iktidarın hangi sınıfın çıkarları doğrultusunda hareket ettiğini gösteren en somut ekonomik ve siyasal metinlerdir. 2018 bütçesine genel olarak bakıldığında AKP'nin geçmişten bugüne kadar hazırlayıp sunduğu emekçi ve emekliyi yok sayan, her geçen gün onları işsizliğe, açlığa ve yoksulluğa terk eden anlayışının daha da kalıcı hale getirilmiş belgesi olarak görülmektedir. Bütçe kaynaklarını halkın, emekçilerin günlük yaşamını kolaylaştırmak yerine yerli ve yabancı sermayeye aktarmayı hedefleyen, her bakımdan sermaye güçlerinin çıkarlarını korumayı temel alan bir mantıkla hazırlanan 2018 yılı bütçe harcamaları iktidarın önceliklerini bütün açıkla gösteriyor. Özellikle her yıl yaşadığımız bir önceki yıla göre çok daha kötü, çok daha kayıplarla ve daha da fakirleşmiş bir toplum halinde yaşıyoruz. Bütçeye baktığımız zaman bir, emekçilerin sırtına daha fazla yükün yüklendiği, emeklilerin, dul ve yetimlerin, kamu emekçilerinin, işçilerinin elindeki ekmeklerinin biraz daha küçüleceği bir bütçe hazırlanmış gözüküyor. Ve bütçenin temel bir başka özelliği ise bu bütçe tamamen bir savaş bütçesi halinde. Bu ülkede emeklilerin, emekçilerin, kısacası namusuyla çalışan hırsızı, rüşvetçisi, sahtekarının dışındaki halk bu faturayı ödettiriyoruz ve her yıl daha da üstümüze ağır yükler yükleniyor. 2018 yılının bütçesini bu nedenle biz kabul etmiyoruz. Arkadaşlar, biz savaş bütçesi istemiyoruz. Türkiye'de emeklilerin daha insanca yaşayabileceği, çocuklarımızın daha özgürce, daha çağdaş eğitim sağlık, parasız sağlık ve eğitimden yararlanabileceği bir ülke istiyoruz. Ekonominin çalışarak alın teriyle üretenlerin ekmeğinin daha da arttırılmasını ve biz bu ülkede yaratılan her değerde alın teri olan emeklilerin insanca daha sosyal bir yaşam içerisinde ekonomik olarak daha iyi koşullarda yaşamamızı ve bu yaşa gelmiş bizlerin çocuklarımızın geleceği kaygısını taşımadan yaşamak istiyoruz.